Gereken bazı prensipler, bazı noktalar bulunmaktadır. Değerli hacı adaylarımız, Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde her Müslümanın Medine'yi ziyaret ederken dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesini ayet-i kerime şöyle ifade eder. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u esvatekum fevka savtin nebi ila ahlil ayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna vardığınız zaman sesinizi yükseltin. Demek ki Medine'de ses yükseltiniz. Bizim Medine'de dikkat edeceğimiz yegane noktalardan bir tanesi, arkadaşımız uzakta olsa dahi çağıracağımız zaman yüksek sesle konuşmamak. Bununla ilgili şair Nabi'nin zamanın padişahıyla beraber yapmış olduğu yolculuk bize bu işin önemini daha güzel bir şekilde ifade etmektedir. Medine'ye zamanın padişahıyla sefer yapan Nabi, Medine'ye gireceği zaman uyuyan padişaha bir mesaj vermek için şu dizeleri söyler. Sakın terki edepten, kuy mahbubi hüdadır bu, nazargâh-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Yani Medine'ye giren her insan edebiyle hareket edecek, ahlakıyla hareket edecek, irfanıyla hareket edecek. Bu manada bizler yatağımızda yatarken dahi Medine'de olduğumuzu unutmayacağız derler. Yani okunan ayetlerin sağanak sağanak inmiş olduğu topraklara ayak basacaksınız. Bu öyle sıradan bir yolculuk, sıradan bir şehir değil. Bu manada kalbinizi, dilinizi ve aklınızı bu yolculuğa hazırlamanız gerekecek. Benim acizane affınıza sığınarak böyle iç geçirdiğim tek bir şey var. Hacının arkasında Allah'ım niye ben de hacı gidemiyorum demek. Şayet siz nefsinize zulmetseniz, şayet siz bir yanlış yapsanız, şayet siz bir hata yapsanız, ca'uke ve bu hatadan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gitseniz, festağfurullah'a Allah'a istiğfar etseniz ve Allah Resulü de sizin samimiyetinize inanıp size istiğfar etse, o zaman Allah da sizin bu istiğfarınızı kabul eder. Şimdi hepimiz günahkarız. Ellerimiz, ayaklarımız, zihinlerimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor. Men zâhabbi. Kim ki beni ziyaret ederse. Vecebet lehu şefaati. Benim ona şefaatim vaciptir. Sizi Medine'ye götüren şey nedir? Allah aşkı değil mi? Peygamber aşkı değil mi? Eğer bu aşk size mevcutsa inşallah bu aşkını zahmeder Allah Resulü bunun şahitliğini kıyamet gününde bizlere gösterecek. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret etmek demek ki biraz önce okumuş olduğum ayet-i kerimde de ifade edildiği gibi onun rızasını da kazanmak bizim dünya ve ahirette saadeti yakalayabilmemizin yegane adımlarını oluşturmaktadır değerli kardeşlerim. Bu manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedenen aramızdan ayrılmasını bir yana koyup ruhen manevi olarak her daim yanımızda olduğu bilinciyle bizler Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlıyoruz.